Hoş geldiniz. İlham Aliyev'in Sinan Oğan'ı arayıp Tayyip Erdoğan'ı destekle dediğini iki gün önceki videomda duyurmuştum. Doğrusu benim beklentim bu telefon üzerine Oğan'ın tarafsız kalacağı yani kendine oy verenleri serbest bırakacağıydı. Sinan Oğan kendini inkar ederek tersini yaptı ve Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Kendini inkar diyorum çünkü Sinan Oğan Tayyip Erdoğan için Türkiye'de hırsızlık deyince akla Erdoğan geliyor diyen kişi. Tayyip'i gönderelim, cehennemin kapılarını kapatalım diyen isim. Saraya ancak iktidarı devralmak için giderim diyen kişi. Öyleyken aynı o an Aliyev'in telefonuna diz çöktü. Çünkü o telefonun ucunda çıkarlar, sırlar ve gizemli ilişkiler var. Evet, Sinan Oğan Azerbaycan Cumhurbaşkanına hayır diyemedi. Zira Sinan Oğan'ın Azeri petrol şirketleriyle esrarengiz bağlantıları var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ikinci kere milletvekili aday yapılmaması zaten bundan. Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan petrol şirketlerinde komisyonculuk yapıyor denilip belgeler sunulunca Bahçeli Oğan'ı çöp tenekesine atmıştı. Doğrusu ben o iddiaları işittiğimde yakıştırma demiştim lakin maalesef tablo ortada. Öyle olmasa Sinan Oğan Aliyev'in bir telefonuna teslim olup hazır ola geçmezdi. Sinan Oğan Tayyip Erdoğan'a vereceği desteğin kendisi için siyasi intihar olduğunu göremeyecek kadar salak değil. Buna rağmen destek verdiyse demek ki mecburiyet, mahkumiyet söz konusu. Kim bilir neler yaptı ve ne aşıkları var ki böyle davranmaya mecbur diyenler var. Ama hiçbir şey gizli kalmıyor, yakında o da duyulacaktır. Değerli dostlar, bazı olaylar, bazı anlar sol kağıdı işlevi görür. Çünkü kimin ne olduğu ortaya çıkar. Sinan o anda bu şekilde afişe olmuş oldu. O an Türk Milliyetçiliği hareketinde bundan sonra artık sadece masal kahramanı olabilir. Liderlikte doğmak üzereyken harakiri yapıp kendini katletti, ona mecbur kaldı. Bunun okuması o anın mazrufu olmayan sivisi süslü zarf olmasıdır bilinen ifade tesadüfen bir yerlere gelinebiliyor da tesadüfen lider olunamıyor ki böyle çok örnek var. Hiç kimse bunları Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemedi diye söylediğimi düşünmesin. Tersine 14 Mayıs sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı azaldı diyen benim. Anlatmak istediğim o anın duruşunun ve zerre bir ilkesinin olmadığıdır. Eğer bana oy verenlerin iradesine ipotek koyamam dese ve tarafsız kalsa anlarım da dün hırsız dediği Tayyip Erdoğan'la sürpriz şekilde alel acele buluşup desteğini ilan ediyorsa belli ki bir mecburiyet hatta rehinlik hali söz konusu. Bu arada bilmeyenlere şunu aktarayım Sinan Oğan'ın gençlik yıllarında ülkücü camiayla bir alakası yoktu olmadı. Tersine üniversite yıllarında Marksist Leninist çizgideydi ki okuldan arkadaşları bunun tanığıdır. Okul sonrası ülkücü milliyetçi olan Azeri kökenli Kürtler arasında yer edinebilmek için kendini ülkücü göstermeye başladı. Peşi sıra çalıştığı yerden tanıdığı MHP Genel Başkan eski yardımcısı Mehmet Ekici'nin kızı ile evlenince herkes ülkücü zannetmeye başladı. Bu şekilde kayınpeder desteğiyle Devlet Bahçeli ile de tanışıp akabinde MHP'den milletvekili oldu. Sonrasını ifade ettim. İş takipleri yani komisyon almaları gündeme gelince Devlet Bahçeli hemen kapıya koydu. Bu vesileyle şunu belirteyim. Kimileri Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'a Bahçeli sonrası seni MHP'nin başına getiririz sözünü verdiğini söylüyor ki bu mümkün değil, doğru değil. MHP'de Devlet Bahçeli sonrası kesin veliat İzzet ülvi yönterdir zira Bahçeli'nin ardındaki derin irade yıllardır o ismi hazırlıyor. Dikkat ettiyseniz Sinan Oğan yüzde beş oy alıp yıldızı parlayınca MHP ile Bahçeli bu ismi hemen hedef almıştı. Korkuları Oğan'ın milliyetçi ülkücü camiayı etkileyip çekim merkezi olması ve hareketin liderliğine soyunmasıydı. Ancak aynı Bahçeli şimdi suskun çünkü Sinan Oğan Erdoğan safına geçince öyle bir ihtimal kalmadı. Sinan Oğan'ın adaşı Sinan Ateş'in katilleriyle bu şekilde kol kola girmesi ülkücü milliyetçi camiada tutarsızlık ve ilkesizlik olarak görüldü ve büyük tepki çekti. Daha birkaç gün önce Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden Hüdaparla Türk milliyetçileri asla yan yana gelemez deyip şimdi saraya bekçi olmasının ticari korku ve hesapları olması şeklinde yorumlanıyor. Görüldüğü gibi Türkiye'de milliyetçilik yükselip oy olarak %30'lara dayanırken milliyetçilikten geçinenler yani tacirler de çoğalıyor bizim üniversite yıllarımızda ülkücü milliyetçi olmanın karşılığı abartmıyorum kurşun yemekti. 1980 öncesi ülkücü ve devrimci öğrenciler bilir. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde semtler bile bölünmüştü. Karşı görüşün egemen olduğu semte, mahalleye gittiğinizde devriye gezen gruplar seni tanırsa kurşunlanırdınız ki kitaplarımda ayrıntılarla anlattığım gibi ben bunu iki kere yaşadım. O tarihte iki taraftan yüzlerce, binlerce genç boşu boşuna can verdi. İşte şimdi birileri ülkücülük, birileri de devrimcilik adıyla akan o kanların sağladığı popülariteyle fikir tüccarlığı yapıyor. Bunların hiçbiri ülkücü, devrimci değil o kavramlardan geçinenlerdir. Milliyetçi cenahta samimileri tenzih ederim lakin an itibarıyla 5 parti mevcut. düşünürüm. Mustafa Destici gibi ülkücü harekette hiç yer almamış. Sadece Muhsin Yazıcı oğluna partide namaz kılarken imamlık yapan bir ilahiyatçı bile tam 13 sene Ülkücü Muhsin ismi üzerinden türlü türlü kazançlar sağladı. Evet, ülkücülük, milliyetçilik uzun zamandır çıkar ve statü maskesidir. Uyuşturucu satıcılarıyla tombalacılar sokakta, diğerleri siyasette ve ticarette ülkücülüğü sermaye yaptılar. Güya devlet bahçeliye alternatif olmak için yola çıkanların savrulmaları da göz önünde. Değerli dostlar, ben bütün bunları bugün söylüyor değilim. İşte İslam'ın ve Türklüğün Katilleri isimli kitabımda ayrıntılarla yazdım. O kadar ki Alparslan Türkeş'in CIA Şefi Ruzinazar ve Milli İstihbarat Müsteşarı Fuat Doğu ile 1954'lü yıllara dayanan ilişkilerini, Altemur Kılıç'ın anlatımları ve Alparslan Türkeş'ten dinlediklerimle aktardım. 1969'da CIA MİT Özel Harp Dairesi organizasyonu olan komando kamplarından Alparslan Türkeş'in ölümünden sonra ortaya çıkan büyük serveti de gündeme getirdim. O servet olayında Alparslan Türkeş'in çocukları İngiltere mahkemelerinde babamın paraları hepimizi diyerek birbirlerinden davacı oldular. 1980 öncesi MHP yayın organı olan her gün gazetesinin sahibi ve genel yayın müdürü de şimdi hapiste olan ünlü mitçi Enver Altaylı'ydı ve onun hakkında da çok şey yazdım. Söylemek istediğim Türkiye'de milliyetçi hareketin hiçbir zaman rahat bırakılmadığı ve içeriden dışarıdan kontrol altında tutulduğudur. Bugün de aynı şey söz konusu ve büyük parçayı saray yani Tayyip Erdoğan kontrol ediyor, o yönetiyor. Evet Atatürk milliyetçiliği artık siyasal İslam'a payandadır, fedaidir. Oysa Erdoğan AKP'sinin yüzde 35, milliyetçi partilerin oyu yüzde 30'dur. Türkiye'de Türk olmak gibi Atatürk milliyetçisi olmak da zor bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü Sadi Somuncu oğlunun Cumhurbaşkanı olmasını engelledi. Tekrar güncele gelirsek Sinan Oğan'ın destek açıklaması emin olun Tayyip Erdoğan'a olumlu hiç katkı yapmaz. Tersine Oğan'a oy verenleri inadına Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltir. Öyle zira Erdoğan'ın herkesi ve her şeyi ele geçirme fotoğrafı toplumda infial yaratıyor. İlaveten Ata ittifakında esas olan Profesör Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'dir ve onun tavrı yıllardır sahada mücadele eden Sinan Oğan gibi değil. Profesör Özdağ bugün saat 11'de basın toplantısı yapıp Tayyip Erdoğan'la beraber olmayacağını açıklayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için birinci turda kendine oy verenlerle hiç oy kullanmayanların mutlaka ama mutlaka sandığa gitmesi lazım. Bu arada yine bir sitemin var. Artık kesinleşti. Kılıçdaroğlu'nun yanında samimi, siyaset bilen tek bir danışmanı yok. Eğer olsaydı Babala TV yanlışı yapılmazdı. Ben olsam seçim arefesinde o tür bir yayına katılmaz mesajlarımı başka türlü verirdim. Orası adeta gladyatörlerin aslanların önüne atıldığı bir arena ki oradan yara almadan çıkmak zor. Sorulan sorular bile sıkıntı yaratabilir ve Tayyip Erdoğan istismar edebilir. Yayının canlı olmaması bir başka handikap ve risktir. Dilerim kaş yapayım derken göz çıkmamıştır ilgi çekecek bir başka haber İyi Parti'den geldi. Meral Akşener dedi ki olağan kongre Haziran sonunda. Pardon ama seçime 5 gün kala nereden çıktı parti kongre kararı? Yahu senin işin gündemin Cumhurbaşkanlığı seçimi olmalı. Belli oldu değerli dostlar. Meral Akşener kurunazlık peşinde İyi Parti'yi kişisel dükkanı ya da şirketine dönüştürmek ve de patronluğa devam etmek için oyun kuruyor. Akşener 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse o gece ya da ertesi gün İyi Parti Genel Başkanlığı'ndan güya istifa edecek. Güya diyorum zira senaryo şöyle. Kongre süresi kısa olduğu için ve yeni seçilen milletvekillerinden hiçbiri Örgütü ve kimseyi tanımadığı için aday olmayacak olamayacak. Bu itibarla gözler yine Meral Akşener'e çevrilecek. Meral Hanım da Güya Taban'ın ısrarıyla bütün teşkilat ve milletvekillerinin ortak imzasıyla tekrar göreve çağrılacak. Akşener de tıpkı 2018 seçim bozgunu sonrası istifasında olduğu gibi yine onları kırmayacak ve partiye geri dönüp aday olacak. Hikaye, masal, martaval anlatmıyorum. Kurulan plan, oyun bu şekilde. Meral Hanım iyi Parti'yi şahsi dükkanı yapıp tapusunu cebine koyacak ve tıpkı Devlet Bahçeli gibi ölene kadar genel başkanlık yapmaya devam etmek isteyecek unutanlara ve gençlere hatırlatayım. Bu yolu açan Devlet Bahçeli'dir. 2002 yılında koalisyon ortaklarıyla beraber seçimi kaybeden Bahçeli, ertesi gün kürsüye çıkıp şu çağrı yapmıştı. Ben dahil seçimi kaybeden bütün siyasi parti genel başkanları istifa etmek zorunda. Bu açıklama sonrası Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz mecbur kaldılar, istifa ettiler. Ama heyhat çağrıyı yapan Devlet Bahçeli istifa etmedi. Neden istifa etmiyorsun?" dendiğinde ise "Ben istifa etmek istiyorum ama partim, örgütüm, tabanım beni bırakmıyor." dedi. O gün bugün tam 21 yıl geçti Bahçeli hep kaybediyor. Lakin koltuğunda oturmaya da devam ediyor. İşte Meral Akşener de aynı kurnazlık peşinde. Şimdi anladınız mı yıllardır neden muhalefete muhalefet ettiğime? Bunlar muhalefet filan değil, sarayın işbirlikçileri noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.